Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Köydeki evin altında gömü varmış. Şu kuyunun dibinde Bizans altınları gömülüymüş diyerek belki birçoğumuz kazı yapmış olabilir. Peki ya gerçekten bulsaydınız? İşte bugün size defineyi gerçekten bulanların hikayelerini anlatacağız. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Kürekler hazır mı? Kazıyoruz. 5 numara, Para Duvarı. Yer Pennsylvania, Amerika. Mekan, terk edilmiş bir konak. Bu konak, eski ihtişamlı günlerinde oldukça zengin ama bir o kadar da pinti bir çifte aitti. Onlar öldükten sonra ev satıldı. Yeni sahibi yerleşmeden önce bir araştırma yapmak istiyordu. Çünkü bazı söylentiler duymuştu. Pinti çiftin paralarını herkesten gizlemek için duvarlara sakladığı anlatılıyordu. Define avcısı Jeff Biddleman ile beraber evi incelemeye başladılar. Üst katlardaki bir odanın duvarına tıkladıklarında farklı bir ses geliyordu. Hemen küçük bir delik açtılar ve aniden binlerce madeni para duvardan dışarı akmaya başladı. Çıkan paraları tek tek saydılar. Toplam 8500 dolar ediyordu. Ancak paraların bir kısmı 1793-1857 yılları arasına ait antika paralardı ve değerleri 200 bin dolar kadardı. Para dolu bir duvarınız varken bankaya ne gerek var değil mi? 4 numara, Kara Opal. Yer Avustralya. Mekan sıradan toprak zemin. Bu hikayenin şanslı kişisi Bobby. Kendisi Avustralyalı bir maden işçisi. Geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde son parası ile bir arkadaşından kazı takımı ödünç alır ve birkaç dolar kazanmak umuduyla kazıya gider. Bir kova kadar taş çıkarır ve evine döner. Taşları incelemeye başladığında bir tanesi dikkatini çeker. Taşı iyice temizler ve gözlerine inanamaz. Elinde tuttuğu 306 karatlık bir siyah opal taşıdır. Bu taşlar dünyada çok nadir bulunur ve oldukça pahalıdır. Rengi siyah değildir. Gökkuşağının tüm renklerini içinde barındırır. Ama ona yine de siyah opal denir. Bobby'nin bulduğu taş ise büyüklüğüyle dünyada tektir. Bu yüzden o taşın özel bir adı var. Kraliyet Opali. Ve değeri bugün tamı tamına 3 milyar dolardır. Taş bir mücevherat şirketine satılmış ve Bobby tesadüfen bulduğu bu avuç içi kadar taş ile bir anda milyarder olmuştur. 3 numara, Saf Altın. Yer İngiltere, mekan arka bahçe. John Beckwood bir gün bahçesinde çekicini kaybeder. Bulmak için arkadaşından metal dedektörünü ödünç alır ve bahçesini taramaya başlar. Otların içerisine doğru ilerlediğinde aletten sinyaller gelir. Çekici bulduğunu düşünerek sevinir ama ortada çekiç yoktur. O da toprağı kazmaya karar verir. İlk başta irili ufaklı küçük altın parçaları bulmaya başlar. Sonra daha büyük parçalar çıkmaya başlar. Kazdıkça altın parçaları büyür. En sonunda yaklaşık 6 kilo ağırlığında bir altın parçası bulur. Altının değeri ise 300 bin dolar değerindedir. Durup dururken zengin olmak buna denir. 2 numara, İmparatorluk Yumurtası. Yer Amerika. Mekan ikinci el eşya pazarı. Kuzey Amerikalı bir adam geçimini ikinci el eşya alıp satarak kazanıyordu. Bir gün pazardan 14 bin dolar değerinde altın kaplamalı ve taş süslemeli dekoratif bir yumurta satın aldı. 3-5 fazlaya satıp kâr edecekti. Ama satmadan önce bir bilene göstermeye karar verdi. Bu dekoratif şey sandığından daha değerli çıkmıştı. Rusya Kraliyet Mücevhercisi tarafından 19. yüzyılda yapılan 50 paskalya yumurtasından biriydi. Yumurtalar Çarlık rejimi devrildiğinde Bolşevikler tarafından ele geçirilmiş ve bir kısmı satılmıştı. Daha sonra koleksiyondan 42 adeti tekrar bulundu. Ancak diğerleri kayıptı. Bu yumurta da o kayıplardan biriydi ve değeri tamı tamına 33 milyon dolar değerindeydi. Sadece 14 bin dolar harcayıp milyarder olmak oldukça karlı bir alışveriş. 1 numara, Kaya Parçası. Yer Peru, mekan deniz kıyısı. Kendi halinde bir balıkçı, yakaladığı balıkları satmak için her zaman gittiği restorana uğradı.
Birkaç şey hariç kovasındaki her şeyi satmıştı ki restoran görevlisi adamı durdurdu. Kovadaki taşa benzer bir şeyi göstererek satıp satmadığını sordu. Balıkçı şaşırmıştı. Çünkü şeklini beğendiği için sahilden aldığı bu taş parçasının para edeceğini düşünmemişti. Ancak o bir taş değildi. Piura chilensis dışarıdan taşa benzeyen bir deniz canlısıdır. İçini açtığınızda ortaya çıkan parlak turuncu bir ete sahiptir. Ve ufak bir parçası bile lüks restoranlarda oldukça pahalıya servis edilir. Restoran sahibi balıkçıya bu taş parçası için 700 dolar verdi. Ve böylece balıkçı 2 ayda kazanacağı parayı taştan çıkarmış oldu. Değerli şeylerin ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmuyor. Kim bilir, belki de şu an evinizde duran eski bir eşya milyonlar ediyor olabilir. Sizin başınıza hiç böyle bir şey geldi mi? Yorumlarda belirtin. Ayrıca Instagram'da takipçisi az, muhabbeti bol bir sayfamız var. Oraya da bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.